Yakın zamanda müzemize kazandırılan iki eserden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi ilimizde bulunan Karatayhan'a ait Karatayhan Vakfiyesi. Bir diğer eser ise Erciyes Dağı'nın eski isminin bulunduğu eserler. Bu yazıt, Erciyes Dağı'nın adının geçtiği yazıt İstanbul Arkeoloji Müzelerindeydi. Diğer eser Karatayhan Vakfiyesi ise Ankara Etnografya Müzesi'nde yer almaktaydı. Biz bakanlığımıza taleplerimizi ilettik ve bunların müzemize devri için gerekli başvurularımızı yaptık. Sağ olsunlar, onlar da olumlu karşıladılar ve bu eserlerin müzeye devri gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi yazıtı şu anda biz sergi salonumuzda teşhirde yerine koyduk ve şu anda sergide. Diğer vakfiyemiz için de şu anda sergi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. En kısa zamanda da onu sergiye alacağız. Vakfiyeden şöyle kısaca bahsetmek gerekirse niçin önemli, neden önemli? Anadolu Selçukluları döneminde malumunuz bildiğiniz üzere çok gelişmiş bir ticaret sistemi var. Bu ticaret sisteminin de en önemli yapılarından birisi de kervansaraylar. Kervansaraylar kervanın yollar üzerinde konakladıkları, çeşitli ihtiyaçlarını giderdikleri merkezler. Vakfiyede de bu düzenle ilgili çeşitli bilgiler yer almakta. Mesela hanın gelirlerinin nereden sağlandığı, handa hangi görevlilerin yer aldığı, handa konaklayanların hangi hizmetlerden faydalandığı gibi çok çeşitli bilgiler yer almakta ki orada önemli detaylardan birisi de şu ki handa konaklayanların ücretsiz yeme içme ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıklarını biliyoruz. Hatta bu hizmetlerde çok üst düzey hizmetler olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir karşılık alınmadan handa konaklayan hem yeme içme ihtiyacını gideriyor hem de örnek verecek olursak elbisesinde bir sıkıntısı varsa ona ilgili tercih hizmeti alabiliyor. Hayvanları ile ilgili çeşitli yem ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hanın işte hamamından faydalanabiliyor. Bunun dışında eğer ki ayakkabısı yoksa ayakkabısına kadar bütün detaylar işlenmiş. Bu açıdan Selçuklu döneminden günümüze ulaşmış bir kervansarayın işleyişiyle ilgili detaylı bilgiler içermesi açısından bu vakfiye çok önemli. Ve bu kadar detay veren de başka bir vakfiye maalesef günümüze ulaşmamış. Şu anda müzemizde olmasından da biz çok mutluyuz. Erciyes'in bildiğimiz ikinci ismi. Aşka Şipa diye bir ismi daha var. Fakat bu Harhara'da Harhara, Harharas falan isimleri de o dönemde kullanılmış. Muhtemelen belki de bir tanrı ismi falan da olabilir bu isim. Fakat Kayseri için çok önemli bir belge bu. Buraya getirilmesi de çok daha önemli bir olay. Bu eser Kayseri tarihi için son derece önemli. Niçin önemli? Çünkü en başta Kayseri'nin simgesi olan Erciyes'in ismi burada geçiyor. Kayseri'nin simgesi olan Erciyes'in biz adının daha 4000 yıl önceden biliyoruz. Kültepe tabletlerinde Aşka Şipa diye geçen bir dağ ismi ve tanrı aynı zamanda. Yani o zaman da tapınılan bir dağ. Ve bu isim daha sonraki çağlarda Hitit İmparatorluk döneminde Harki diye geçiyor. Beyaz Dağ anlamına geliyor. Harki Babbar diye geçiyor. Beyaz Dağ demek. Daha sonraki dönemde de yani bizim bu taşın ait olduğu dönemde geçit çağında günümüzden yaklaşık 2800 sene öncesinde de Harahara diye anılıyor. Üzerinde bu dağın adı var ve bu isim Erciyes ismi ya da Harahara Dağı'nın üçüncü kez adının geçtiği bir eser. Bu anlamda Kayseri tarihini aydınlatması açısından son derece önemli. Biliyoruz bu dönemde Kayseri'nin içinde bulunduğu bölge Tabal diye anılıyor. Tabal krallıkları var ve bu Tabal kendi içinde 24 tane beylikten oluşan bir krallık koalisyon gibi. 2700 yıl öncesinde bizim Kayseri'nin, Erciyes'in etrafında kurulmuş olan krallıkların isminden bahsediyor bu yazıt, bu hieroglif yazıt.
Sadece bu değil, dediğim gibi 3 tane var. Hisarcık 2'de de var. Aynı şekilde Tekir Derbent 1 anıtında da yine Harara ismi geçiyor. Ulu Dağ anlamında yine aynı şekilde. Ve burada tabii ki bu dönemdeki anıtların çoğu aslında yerel krallıkların bir anlamda tapularını gösteren yazıtlar. Yani o bölgedeki hakimiyetini gösteren yazıtlar. Burada da aynı şekilde bu yazıtta, bu şeyde, kitabede Erciyes Dağı'na, Harahara Dağı'na 9. yılda 9 gazel arma, irva gazeli, gazel ya da ceylan yavrusu armağan ederek bir kutlama yapıldığını söylüyor Vaspiris isimli bir kral. Ve orada kendisine karşı çıkanları da kral Kurti'nin hizmetkarı yapacağım diye bir anlamda uyarısı var. Bu bizim Kayseri'nin bu dönemde, 2700 yıllık dönemde gerçekten bir ciddi güç merkezi olduğunu göstermesi açısından önemli. Zaten hemen akabinde de bu Kapadokya krallıkları ya da Akamenit dönemindeki merkezler Kayseri'nin hiçbir zaman tarih sahnesinden kenara çekilmediğini, her zaman önemli olduğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi bu eserin de Kayseri Müzesi'nde sergilenmesi doğru bir karar. Burada bizim kendi memleketinde, kendi toprağında sergilenecek. Emeği geçen başta bakanlığımıza, kültür müdürlüğümüze, Halit Bey'e ve bütün yerel kurumlara çok teşekkür ediyoruz.